Selamun aleyküm arkadaşlar. Gününüz hayırlı olsun. Bugün cuma, cumanız hayırlı olsun inşallah. Rabbim sağlık sıhhat versin her birinize. Rabbim herkesin işini gücünü rast getirsin. Dirliğini, düzenini daim etsin. Hadi Bismillah deyip çalışmamıza başlayalım arkadaşlar. Sizlerle beraber bugün bu modeli çalışacağız. Bunu ben kendime örmüştüm ve yıllardır kullanıyorum. Çok güzel bir model arkadaşlar. Çok hoşuma giden bir model. Böyle. Çok tatlı bir model. Şöyle yelek örmüştüm bakın. Şöyle. Bakın böyle. Ve benim kesim şeklim de şöyle arkadaşlar bakın. Burası koltuk altları. Bakın. Burası koltuk altı. Kesim. Böyle. Burası yaka kısmı. Burası yaka. Bakın böyle burası yaka oyuntusu. Böyle arkadaşlar. Burası omuz. Böyle işte. Bu modeli sizlerle beraber çalışacağım inşallah. Hadi Bismillah diyelim. Modelimizin kurulumuna başlayalım. Şimdi bunu kaldıralım buradan. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şimdi buraya ilmeklerimizi döşeyelim. Şöyle ben biraz ip şey yaptım. Şimdi ben tek model çıkartacağım arkadaşlar. Bir örneğini çıkartacağım. Zaten size gösterdim bitimini. 2, 4, 4 tane kenara bıraktık. 4 tane kenara bıraktık. 1 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 14 14 15 16 17 17 tane çiçekleri için kurduk. 4 tane daha kenara kuralım. 1 2 3 4 5'er tane olsun kenarlar. Bir tane daha kurdum. Beş. Şimdi ipimizi bağlayalım. Bir kat şuradan. Şişin birini çıkartıyoruz arkadaşlar. Bakın şişin birini çıkarttık. Neden iki şişte kurdum? Ha, bu hiç bilmeyenler için. Şimdi mesela ilk defa bakarak yapacak olanlar için, zaten bilenler biliyordur arkadaşlar. Bizim amacımız ne? Hiç bilmeyenler izleyip de öğrensin diye. Şimdi ne yaptık? 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 17 tane çiçeği için ilmek attık. Her çiçeğe 17 ilmek gidiyor arkadaşlar. Şimdi 2 tane çiçeğin sağına, 2 ilmek soluna gidiyor.
Ben burada 6 tane de kenarlar için ilmek bıraktım. Çünkü model tek model olduğu için kenar ilmek bırakmam lazım. Şimdi bunu şu fazla ipimi ben keseyim. Elime gelmesin. Evet. Şimdi bunu arkadaşlar evet arkadaşlar bakın şimdi ilk ilmeğimizi tersten aldık. Bakın ilk ilmeğimizi tersten aldık. İkinci ilmeğimizi de tersten aldık. Üçüncü ilmeğimizi düz alıyoruz arkadaşlar. Bakın üçüncü ilmeğimizi düz aldık. Üçüncü ilmeğimiz düz oldu. Dördüncü ilmeğimiz de düz oldu. Pardon arkadaşlar yanlış söylemişim. Şimdi birinci ilmeğimizi düz aldık. İkinci ilmeğimizi ters aldık. Üçüncü ilmeğimizi de ters alıyoruz. Dördüncü ilmeğimizi de ters alıyoruz arkadaşlar. Bakın dördüncü ilmeğimizi de ters aldık. Şimdi ne yapıyoruz? Burada mil başı alıyoruz. İki ilmek düz örüyoruz. Bakın bir. Bir. İki. İki ilmek ters örüyoruz. 4 oldu. 2 ilmek düz örüyoruz. 6 oldu. 2 ilmek ters örüyoruz. Tek ilmek ters örüyoruz. Bakın. Şimdi şöyle diyeyim. Tek ilmek ters örüyoruz. Ters ilmeğin biriyle de şu ikinci ilmeği yer değiştiriyoruz arkadaşlar bakın. Yer değiştirdik. Şöyle. Yerini değiştirdik. Ve burada 3 ilmeği bir alıyoruz. Bakın. İlk sıra ya biraz da şey oluyor. Burada 3 ilmeği bir aldık. Bakın 3 ilmeği bir aldık. Şimdi burada bir ilmek ters örüyoruz. 2 ilmek düz örüyoruz. Tek ilmek sıradaki ilmeği ters örüyoruz. Tekrar düz örüyoruz 2 ilmek. Kaç oldu? Bakacağız şimdi. 2, 4, 6, 8. 8. Evet, şimdi baş alıyoruz ve burayı düz örüyoruz. 2 Evet. Böyle. Arkadaşlar, şimdi ben biraz ilerletip geleyim. Model ortaya çıksın ki mantık belli olsun. Evet bakın arkadaşlar tekrar ben ikinci sıramda tersi ters düzü düz ördüm geldim. Şimdi tekrar düz yöndeyiz. Kenar ilmeğimizi boş aldık. Burasını lastik düşünelim. Evet 4 tane ördüm ben. Burayı lastik düşünelim. Burada baş alıyorum. Bakın baş aldım. Burada arttırma yapmıştık hani. Şimdi tekrar arttırma yaptım ve ters ördüm. İlk ilmeği ters ördüm. Sonra sıradakini zaten belli ediyor kendini. Düzü düz, tersi ters. Şurada bir püf noktası var. Orayı size göstereceğim. Evet bakın. Şimdi burada ortadaki bakın bu 6 ilmek ya 7. ilmeğe geldiğimiz zaman çiçeğin kurulumundaki 6 7. ilmeğe geldiğimiz zaman burada bu ilmek sürekli düz örülecek arkadaşlar.
sağındaki solundakiyle yer değiştirilip düz örülecek. Şimdi ben oraya geldim. Bakın bu 6. ilmeğim. Çiçekte 6. ilmeğim, bu 7. ilmeğim. 7. ilmekle 6. ilmeğin yerini değiştiriyorum. Evet, değiştiriyorum. Ve 3 ilmeği birden alıyorum. Çünkü kenarlarda arttırma yaptığımız için çiçeğin ortasından sürekli eksiltme yapacağız arkadaşlar. Mantık bu. Evet, bakın. Şimdi sıradakiler düz. Ters 2. Düz. Bakın burada arttırma yapmıştık. Bir ilmek tersti. Şimdi bir tane daha artırma yapıyoruz. Bir dahaki sırada 2 olacak zaten. Bakın. Böyle. Şimdi biraz daha ilerlerse tamamen belli eder kendini. Bakın arkadaşlar, model kendini yavaş yavaş göstermeye başladı. Bakın burada şu 7. benim söylediğim o mesela 6 tane ilk başlangıçta düz 2 tane, 2 tane ters, 2 tane düz, 2 tane ters örüyorduk ya. 6 ilmek. 7.'de ilmek değiştiriyorduk ya. Orası şimdi bak, o 2 ters olan bitti. 2 düz olan bitti. Tekrar bak ikinci sıradaki terse geldik. Yani bu sürekli sıralar kendini yeniliyor. Arkadaşlar ters düz olan sıralar kendini yeniliyor. Biz buralardan arttırma yapıyoruz. Buralardan mesela sürekli 2 tane ters, 2 tane düz, 2 tane ters, 2 tane düz olacak şekilde işlemimizi yapıyoruz. Burada da aynı. Burada da sırası geleni kesiyoruz, eksiltiyoruz. Hangisinin sırası gelmişse eksiltiyoruz. Yani bu 7. ilmeğimiz sürekli böyle dümdüz çıkacak. Bakın canlar, şuradan arttırdığım yerlerden her mesela böyle, şurada mesela 2 sıra tersti, şey düzdü. Burada arttırdığım yerde 2 ilmek olunca ters örüyorum. 2 ilmek, her 2 ilmek sırasına düz örüyorum. 2 ilmek sırasına gelince ters örüyorum. Burada aynı iğne, tekrar anlatayım ki hani anlatımlı olsun. Burada mesela diyelim ki burada sırasına göre İkişer ilmeği ayarladık. İkisi ters gelirse ters, düz gelirse düz. Şurada ortadaki ilmek, 7. ilmeğimiz, çiçeğin 7. ilmeğimizi. Bakın burada ben ilk sırada iki defa tersini kestim. 2 şişte. Sıra düze geldi. 2 şişte düzünü kestim. Tekrar sıra tersine geldi. Bakın burada sıra tersine geldi. 2 şişte tersini kestim. Şimdi sıra düze geldi. Bakın şimdi sıra düz. Bakın bak buradan bu yukarıya doğru gitti. Kaydı. Bakın kaydı böyle. Şimdi ben buradan keserek gittiğim için sıra düze geldi. Bakın böyle. Şöyle elimde de göstereyim ki. Sıra düze geldi. Şimdi burada 2 şişte de düzü keseceğim. Sonra sıra tekrar terse gelecek. Buradan biz kestiklerimiz buradan tekrar artış yapıyor arkadaşlar. Mantık bu. Mantık budur. Tersinden de geldiğimiz zaman şimdi ben bu şişi bitirip geleyim. Tersinden de yani işin ters yönünden de nasıl geldiğimizi göstereyim. Evet bakın. Şimdi bu şişimi ben sıra sonuna geldim. Bakın burayı tekrar size göstermek istedim. Bakın burada bu düzün bir tanesini orta ilmeğin bir sağından bir solundan bak düzün birini eksilttim. Bak şimdi burada bir tane düz kaldı. Şimdi böyle gelip tekrar dönüşte onu da keseceğim. Onu anlatmıştım demin size. Şimdi
işimizin ters yönünden orayı da beraber yapalım. Sürekli kenar ilmeklerimizi zaten boş alıyoruz. Kenarlar düzgün çıksın diye arkadaşlar. Dikiş de bize kolay olur. Evet. Ay aman. Aman aman aman. Elim şeye değdi. Tüh şişten. Biraz zor oluyor be. Şimdi bakın ben kenarı yaptım. Şimdi ne yapıyoruz? Burada artırma yapmıştık bakın. Düz işin düz yönünden geldiğimizde burada artırma yapmıştık. Burada bakın bu ters, bu düz. İki şiş ters, iki ilmek ters, iki ilmek düz ya. Şimdi biz bu artırmamız neye denk gelmiş? Terse denk gelmiş. Bunu ters öreceğiz. Ters ördük. Kaydırma ilmeklerimizin birinci sıra, deminki kaydırdığımız ilmeğin birinci ilmeğini yan taraftan onu sırasına göre ayarladık. Şimdi tersi ters, düzü düz geldik. Bakın geldik. Ve burada o eksiltme yaptığımız yer, bakın arkadaşlar burada eksiltme yaptığımız yer var ya, burada işin ters yönünden terse gelmiş bakın. Terse gelmiş. Bunu biz ters öreceğiz. Yani burada işin ters yönündeki olan yerleri tersi ters, düzü düz öreceğiz. Sadece artırma yaptığımız yerleri dikkat edip, mesela diyelim ki demin anlattığım gibi şöyle. Burası düz. İki düz. İki ters yapacağız. Bak tersler iki, çifttir. Heh. Burada da terslerimiz, şey düzlerimiz çift. Bakın bir, iki. Bakın. Mantık bu. Daha detaylı anlatayım. Ne yaptık? Şimdi bak burada iki düz, iki ters, iki düz oldu ya. Burada artırma ilmeğimiz neye denk geliyor? Terse denk geliyor. Ters yaptık. Ve böyle devam ettik işimize. İşimizin ters yönü de şey, evet, mesela ters yönden yaptığımız zaman da böyledir arkadaşlar. Bakın. Bu şekil. Bakın canlar, ben ilerlettim modeli. Bakın. Şöyle tam net biraz tutayım da böyle. Belki ekran resmi almak isteyen olur. Bakın bu model böyle kendini tekrarlayan model olacak. Şöyle yapayım ki ekran resmi çekip yapmak isteyen olur. O yüzden biraz şöyle tutuvereyim. İşte anlattığım gibi arkadaşlar zaten videoyu izlerken anlarsınız nasıl olduğunu. Evet böyle. Şimdi arkadaşlar bakın böyle işte. Bu model bu modeldir. Böyle çekiverdik. İşte böyle. Can arkadaşlarım bugün benim rahmetli anam, rahmetli babam. Çok aklıma geliyor. Her gün aklımda ama benim bugün var ya gerçekten bugün onlar benim gözümün önünden gitmiyor. Ve benim bir alışkanlığım var. Onlar aklıma gelince benim bir türküm var onu söylerim. Yazı mı kışa çevirdin? Bak gözümden yaşa Leyla. Yazımı kışa çevirdin. Bak gözümden yaşa Leyla. Mevlam ayrılık vermesin. Gökte uçan kuşa Leyla. Gökte uçan kuşa Leyla. Mevlam ayrılık vermesin.
Gökte uçan kuşa Leyla, gökte uçan kuşa Leyla. Aşkımla yaktın sinemi, aldın gittin benden beni. Viran eyledin hanemi, vurdun taştan taşa Leyla, vurdun taştan taşa Leyla. Viran eyledin hanemi, vurdun taştan taşa Leyla, vurdun taştan taşa Leyla. Anamın babamın ayrılığı bana çok 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 zor geliyor arkadaşlar. Yıllar oldu ama ben hala daha onların kokusu bende. Hala unutamıyorum. Rabbim rahmet eylesin ümmeti Muhammed'in ölmüşlerine. Kendimi tutamıyorum arkadaşlar, kusura bakmayın, bugün çok doluyum. Sizleri üzmek istemiyorum ama. Ne dedin bir tanem? Diline sağlık dedim. Teşekkür ederim canım. Benim dert ortağım, benim hayat yoldaşım. Sağ olasın, teşekkür ederim. Arkadaşlar sizlerle sanki evim demişsiniz gibi böyle üzüntümü paylaşmak istedim sizlerle. Kusuruma bakmayın. Sizleri seviyorum. Sakın üzülmeyin. Kimse kimseyi kırmasın arkadaşlar. Dünya yalan dünya. Dünya yalan dünya. Hiçbir şeyi değmez. Benim şu an anam babam hayatta olması için ben nelerimi feda etmezdim. Artık ne yapsan, ne yapsan istediğin gibi olmuyor her şey. O yüzden birbirimizi kırmayalım, birbirimize saygılı davranalım, sevgi gösterelim, saygı gösterelim. Sizlerden çok özür diliyorum. Kendimi tutamadım. Hakkınızı helal edin. Üzdüysem hepiniz hakkınızı helal edin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.